Blade and Soul yeni geliştirme notları paylaşıldı. Sınıflar, kombat, ekipmanlar ve sanat stili gibi birçok açıdan yenilikler paylaşıldı. Bu videoda bunların bütününün detayına inerek tek tek inceleyeceğiz. Her bir başlık önemli başlıklar olduğu için geçmeden izlemenizi tavsiye ederim. Siz videoya bir beğeni atarken ben de anlatıma geçeyim. Blade and Soul güncel haberler. Blade and Soul'un ilk günlerinin nostaljisini ve derinliğini yeniden düzenlenmiş eğlenceli ve efektif kombata yönelik emektar odaklı bir yaklaşımla sunmayı hedefliyorlar. Ve bu sayede büyüme yolunda içeren içerik geliştirme yönlerinden bahsediyorlar. Blade and Soul Neo Classic'i merakla bekleyen birçok kişi olduğunu biliyorlar. Ve biz bekleyenlerin sabırsız bekleyişlerine de değinerek çıkış takvimiyle ilgili merakımızı dile getirdiğimizin farkında olduklarını vurguluyorlar. Buna cevap olarak belirttikleri tek bir şey var. En büyük amaç oyunların sadece nostalji için geri dönüp oyunu sadece birkaç ay oynadıktan sonra bırakmalarını sağlamak değil. Oyunun nostalji duygularla birlikte güzel yeniliklerle bize yeni duyguları tattırmak istemeleri. Blade and Soul Classic geçmişte tüm hayal kırıklıklarından arındırarak yeniden tasarlamayı ve böylece uzun yıllar boyunca birlikte tadını çıkarmayı hedeflediklerini paylaşıyorlar. Bu nedenle geliştirme süreçlerini sürekli olarak ciddiye alarak paylaşımlarda bulundular ve oyunculardan gelen birçok değerli görüşü gelişimlerine yansıtmak için çalıştıklarının da altını çiziyorlar. Bunlardan bazıları ise şu şekilde. Oyuncuların özlediği kombat hassasiyetini teyit etmek, kung fu ustasının normal saldırısı veya swift strike gibi önemli olanlardan bahsediyorlar. Ediliyor. Vuruş efektlerinin iyileştirilmesi, ametist gibi mücevher efektleri ekleme, denge, kombat ve ekonomi sistemlerinin iyileştirilmesi ve çok daha fazlası oyunun yeni haliyle birlikte bizlerle buluşacak. Yönetim çıkış tarihi için bekleyenlere şu şekilde paylaşımda bulundu. Biz de Neo Classic'in çıkışı için net bir takvim sunmak istiyoruz. Ancak bir çıkış tarihi sözü vererek oyuncuların istediği değişiklikleri tam olarak uygulamadan önce bile bu sözü tutmak uğruna Neo Classic'i eksik bir durumda yayınlamaktan korkuyoruz. Şu anda çıkış ile ilgili merakınızı gideremediğimiz için iştenlikle özür dileriz. Ancak Blade and Soul Neo Classic beklentilerinizi aşacak ve sabrınız için sizi ödüllendirecek mümkün olan en iyi sürümü oluşturmak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz diyerek blog post paylaşımlarını sonlandırıyorlar. Neo Classic Faction Savaşları. Önceden Blade and Soul oynayanlar bilecektir ki bu Faction Savaşlarında taraflar var ve bir gruba katılmanız gerekiyor. Neo Classic'te burada sizi o zamanları hatırlamanız ve o günlere dönerek efsane zamanları tekrardan derinlemesine hatırlamanızı istiyor. Blade and Soul'un grup savaşları solo bir PvP karmaşası değil. Her grubun bir takım olarak savaştığı ve saflarına benzersiz özel kıyafetler sağladığı organize bir savaştır. Neo Classic'teki grup savaşları Blade and Soul'un bu benzersiz yönünü devam ettirmekle kalmıyor, aynı zamanda oyuncuların içerik ödülleri için katılmaya zorlamak yerine daha özgürce ve isteyerek katılmaları için yeni fırsatlar sunuyor. Bununla birlikte Neo Classic'te savaşa daha fazla çeşitlilik katmak için bazı yapılar değiştirildi ve farklı eşya ayarlarına göre savaşın belirli yönlerini değiştirebilen yeni tasarımlar uygulandı. Arenada deneyimlenemeyecek benzersiz birçok oyunculu savaş biçimi sağlamak için savaş dengesi ve oyun süresi gibi unsurları iyileştirmeye çalıştıklarını da söylüyorlar. Neoklasik Arena Combat Sistemi Bildiğiniz üzere Arena, Blade and PvP'nin çok önemli bir bileşenidir. Savaşın özünü tam anlamıyla deneyimleyebileceğiniz bir yerdir. Rakibin savunmasındaki bir kalkanı kırmanın ve sınıfınızın potansiyelini tam olarak kullanırken savaşın kontrolünü ele geçirmek için gösterişli kombolar yapmanın verdiği tatmin gibisi yoktur. Eski Arena ile aynı memnuniyeti sağlamak için oyuncuların rakibe bağlı olarak çeşitli ekipman istatistiklerini ve becerileri birleştirerek yapılar özgürce deneyimleyebilmeleri için ayarlamalar yapıldı Biz oyuncular yeni eklenen skillleri geçmişte yani eski oyunlarında kullanılan tanıdık kombolara entegre ederek tamamen yeni bir savaş tarzının tadını çıkarabileceğimizi söylüyorlar. Ayrıca kesinlikle en beğeneceğimiz sistem ise kıyafetler ve ünvanlar gibi kozmetik eşyalar diğer oyun içeriklerinde kullanılabilecek. Çok sayıda arenaya özel ödül hazırlanmış durumda arenadaki savaş heyecanının yanı sıra ödül kazanmanın keyfinde yaşayacakmışız gibi duruyor. Benim büyük önem verdiğim bir sistem olan eşleştirmeye değinecek olursak Neo Classic'te eşleştirme sistemi oyuncuları oyuncunun özelliklerine uyan bir diğer oyuncu ile eşleştirmek için geliştirildi. Bu sayede daha tatminkar VS'ler atacağımız kesin gibi gözüküyor. Buna ek olarak PvP içeriğine katılmakta tereddüt eden oyuncular için daha az girenlere özel ödüller kazanabileceğiniz sistemlerinde bulunduğunu belirtiyorlar. Herkesin arenaya eğlenceli ve benzersiz zorlukların tadını çıkarabileceğini umduklarını da bununla birlikte paylaştılar. Gelinen noktada kesinlikle eski bir oyun beklenti içine girmemeliyiz. Bu oyun eski bir oyun gelsin 3-5 ay oynar sileriz ya da bizden daha bilgili olan kişiler bizden çabuk ilerler gibi düşüncelere kapılmamalıyız. Çünkü eski oyunun edasında ufak serpintilerle oluşturulmuş ama yepyeni sistemlerle oyunun her yerine işlenmiş olmaları gerçekten bu efsaneyi tekrardan canlandıracak olumlu gelişmeler. Bu oyun için gelinen noktadan çok memnun olduğumu söylemeliyim. Heyecanlandırıcı haberler geldikçe ben de video hazırlamaya devam edeceğim. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.